Şu anda Güre Kalesi'ndeyiz. Kalenin içindeki bir sıkma börek yapan mekanın yanındayız. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin ustam. Hoş bulduk. Siz burada ne yapıyorsunuz şu anda? 5 senedir kale boyununa ayran işi yapıyorum. Evet. Ayran, sıkma, çay. Evet. Öyle. Ayran, sıkma, çay yapıyorsunuz evet. Burada. Çok güzel. Eviniz sizin burada mı, aşağıda mı? Gürek'te. Ev Gürek'te, her gün buraya yeriyorsunuz. Geniş giriş yapıyorum. Evet, güzel. Burada Kasım Gülen evi varmış. Orası neresi oluyor? Şömine'si kaldı. Evet, şu şömine gibi görünen yer. Evet. Ön taraf ev, arka taraf kütüphane. Giriş. Evet, ev ve kütüphane yıkıldı. Evet. Evet, burada yöresel sıkma, ayran içmek isteyenler gelip burayı ziyaret edebilir. Hatta ayran gerçekten de geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Tabii, yayık ayranı. Tam bir yayık ayranı, yörük kültürü. Bu deri tulum değil mi? Evet. Keçi derisi mi bu? Keçi derisi. Evet, keçi derisinin içinde ayran yapılıyor. Usta bir içine bakabiliriz değil mi? Tamam, yöresel yörük ayranı bu şekilde. Orada da sıkma yapıyoruz. Evet. Hı-hı. Teşekkür ederim. Gelenlere ufak tefek bir hizmet vermenin hesabını yapıyoruz. Yani. Kolay gelsin diyorum size. Bu arada biz sizi tanımak istiyoruz. İsminiz neydi? İsmim Mehmet Özcangür. Mehmet Özcangür. Evet. Güreklisiniz. Evet, kalede bu hizmeti yapmaya devam ediyorsunuz. Lahap olarak da bunlar sakat derler. Sakat. Neden öyle diyorlar? Öyle derler işte. Genelde bu taraflarda herkesin bir lakabı var değil mi? Var var, evet. Evet. Genelde bana da sakat derler neyse. Tekrar kolay gelsin. Sağ ol hocam. Evet, Gürek Kalesi'nde girip manzaralı bir çay kahve içmek için, sıkma börek yemek için ideal bir mekan burası. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Gürek'tensiniz değil mi? Evet, evet. Şu anda sıkmanın yapımını görüyoruz. Burada. Odun ateşinde sacın üstünden sıkma pişiriyor. Ne yaptınız birader ya? Sıkmayı neyle yapıyorsunuz? Lorlu. Lorlu patatesli var mı? Evet. Lorlu patatesli. Siz bazlamaya tereyağı da sürüyor musunuz? Zeytinyağı sürüyoruz. Zeytinyağı sürüyorsunuz, evet. Genelde Silifke taraflarında tereyağı sürülüyor. Evet. Tarsus'ta zeytinyağı kültürü biraz daha ağır basıyor galiba. Evet. Bir de fiyatlarınızı öğrenmek istiyorum ben. Sıkma, ayran fiyatlarınız ne kadar? 5 lira sıkmamız. Sıkma 5 lira. 2,5 çayımız, 5 lira ayranımız. 2,5 çay, 5 lira da ayran fiyatları. Evet. Ununuz değirmen unu değil mi herhalde? Evet. Emine? Bir tane çektim de. Sacın üstünde sıkmanın bazlamasını, pişmesini veriyoruz. Evet, zeytinyağı sürülüyor sıkmanın malzemesi olarak. Zeytinyağının üzerine lor peyniri değil mi herhalde? Lor peyniri. Evet, işte sıkmamız hazır. Elif Hanım, siz bu işi kaç yıldan beri yapıyorsunuz? 4 yıldır. 4 yıldan beri bu işi yapıyorsunuz. Yani bu kalede bu çalışmayı yapıyorsunuz. Aslında bir yandan turizme hizmet ediyorsunuz. Hizmet ediyoruz. Bu malzemeleri her gün siz herhalde... Her gün buradan götürüyoruz. Burada sadece iskelet kalıyor. Evet. Burada elektrik yoktu mu zaten? Elektrik yok burada? Yok. Hiç su da yok. Su da yok. Ha, siz suyu aşağıdan getiriyorsunuz buraya. İşiniz zormuş biraz. Evet. Hazırlığınızı yapıyorsunuz. Odunu bile buraya taşıyoruz. Yani. Odunu bile buraya taşıyorsunuz arabanız o zaman. Her gün götür getir. Evet. Güle Kalesi'nin yolu da biraz zorlu bir yol. Yani gerçekten yaptıkları iş biraz zor burada. Size şey kolay gelsin diyorum size. Çok sağ olun. Şu anda Güyrek Kalesi'nin zirvesindeyiz ve aşağıda Güyrek Boğazı'nı görüyoruz. Türkiye'yi, evet işte Orta Doğu'ya bağlayan yol burası. Ana bir geçiş noktası.
Evet, sosyal medyadan gördüğümüz işte ünlü kaya burası. Bu kayanın ucunda fotoğraf çektirmek için insanlar gelip burada sıra olmuş bekliyorlar. Evet, bu fotoğrafın esprisi bu işte. Sanki uçurumun dibindeymiş gibi bir görüntü var. Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı şu. Görüyorsunuz, 3 metre altı kara parçası. Ve insanlar bu fotoğrafı almak için bakın bu kayanın arkasında hemen sıra bekliyorlar. Yakın pozisyonu aldığımızda bakın görüntü nasıl insanı yanıltıyor değil mi? Sanki uçurumdaymış gibi bir his veriyor, bir görüntü veriyor. Bu kare. Evet, bugün de Gülek Kalesi'ndeydik. Tarsus'a bağlı Gülek Boğazı'nın hemen üzerindeki Gülek Kasabası'nın yukarısındaki kalede bulunduk ve kaleyi gezdik. Sizlerden Tarsus Gezi Rehberi kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere.